Selamlar tekrardan Dark Souls 2, Crown of the Sunken King DLC'sinin ikinci bölümünden tekrardan hoş geldiniz. İlk bölümde ikinci bonfire'ımıza kadar ulaşmış. Bonfire'ımız şöyle bir oturmuş ve kalkmıştık. Şimdi artık bölgemizde bu tarafları bitirdiğimize göre devam edeceğiz. Şöyle yapalım. Şuradan gidip devam edeceğiz arkadaşlar. Aşağı bir atlayacağız. Burada bir şeyimiz var. Aynı zamanda burada da bir kardeşimiz de var. Şunu bir alalım. Bunu öldürmenin bir anlamı yok. Şuradan da şöyle yapacağım. Şurada bir kardeşim var sadece. Şunu bir öldürürsek benim için yeterli ve arkasında da yer var. Sonra bir gel kardeşim. Evet. Şöyle ilerleyelim artık. Henüz buradaki kısa yolu aktif edebilmiş değiliz ama ne yapacağız? Tabii ki buradaki kısa yolu aktif edeceğiz. Ve sevgili ejderhamız oranın bu şekilde içinden geçti. Şurada bir iterimiz vardı, onu alalım. Focus Soul adında bir item. Bakın aşağıya, yukarıya bakın, aşağıda itemler var. Her tarafa gideceğiz arkadaşlar. Ama ilk önce şuradan bir içeri girelim artık. Açıl, susam açıl. Evet. Ne demiş? Evet, doğru ki daha. Şimdi Dragon's Sanctum'a geldik. Müzik sesleri de geliyor. Keyifli keyifli. Burasını açacağız arkadaşlar. Ama ilk önce aşağıdan devam edeceğiz. Şimdi şurayı açalım. Bakın böyle küçük anahtarlar var buralarda. Bu şekilde bunlarla işlerimizi halledeceğiz. Bu anahtarı da korumaları sebebi hani şunların ne işe yaradığını görün diye resmen. Şöyle bakalım. Şimdi bakın burada beyaz fantom gibi hayaletler var. Bunları öldürmeniz zor arkadaşlar. Büyü defansları düşük. Yani element defansları düşük. Elementle daha rahat öldürebiliyorsunuz ama bunların püf noktası şu. Alıyorsunuz elinize oku. Şuradaki bedene sıkıyorsunuz. Artık onu rahatça öldürebileceğiniz duruma geliyor. Kirip bir daha bir tanesi görürüz. Gördüğünüz gibi artık o da rahatça öldürülebilecek duruma geliyor. Bu sayede ikisini de rahatlıkla öldürebiliyorsunuz. Bunun gibi burada birkaç tane daha var. Bilginiz olsun. Bu kadar bana bir backstep. Diğeri hala uyanabilmiş değil. Yanında kardeşini öldürüyorum. Hop, ona bir backstep. Adamın umurunda değil. Yani try attacking. Yo. Burada mimik var mıydı? Şey için bırakmışlar onu. Yoksa burada mimik yok ya. Sol ve sağ ki biliyorsunuz önemli. Ulan şöyle çok mimik gibi duruyor ama. Sonra mimik değil. Titanite Slab. Bak, bu kılıcı almak vardı.
Katarina Sahen ve bu sayede Katarina Hanım, yani Soğan Şövalyemizin de zırhını tamamlamış olduk. Katarina'yla en çok şeyimizi, girişatımızı demeyeyim, nasıl diyeyim, hikayenin en büyük kısmını Katarina'yla şeyde yaşıyoruz. Dark Souls 3'te. Beraber yaşıyoruz. Oradan gitmek daha mantıklı, tamam. Buradan aşağı atlarsak herkes üzerimize çoğalacak. Şuradan gidip öldür öldüre. İşimize bakmak çok daha mantıklı. Baba. Bakın, şurada bir tuzak var, gördüğünüz gibi. Tuzağı aktif eden şey de şu. Küçük taşçık. Ne yapıyoruz? Haydi. Kötü. Bunlar niye 3 kuruş olmaya başlamışım? Çok kötü. O bize güzel 2 kuruş değil de kullanıyorum. Oğlum içimden geçtin teyze. Teyze içimden geçti içimden. Bir de bunlar böyle patlayınca iğrenç bir böyle gaz gibi bir şey de bırakıyor. Gel. Gelsene oğlum. Human refüji verdi kardeşim. Zaten orası. Başta geldiğimiz yer. Ben oraya niye attım? Oradaki sandığı açmadık. Neyse. Dener bir de iki sefer açarız. Sıkıntı yok yani. Gel kardeşim. Salak gibi geçmedim ya. Okçuya kafam takıldı, aptal gibi. Aklından geçirdim o kadar ki. Geçmedim. Evet. Biz şimdi şuradan geçeceğiz. O da bizim üzerimize mi atacak? Böyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Oğlum gelsen işte bana mısın? Bak ya. Tamam ne bakıyorsun ya. Evet. Pevkoldur. Bu biliyorsunuz silahlarımızı. Burayı daha sonradan açacağız arkadaşlar. Ay aşağı düştük, düşmememiz gerekiyordu. Ama düştük. Çok büyük sıkıntıya girdik şu an. Ciddi anlamda. Ay ay. Şöyle yapalım. Aslında şuradan gidersek biz şey yapabiliriz, öyle yapalım. Bakın şuradaki
Onu bir olarak, oradan çıksın. Şimdi şu neydi? Hatırlamaya çalışacağım. Ne olduğunu bilmediğim bir şeymiş. Buradan direkt gidip merdiveni çıkarsak merdivenin ortamında aşağıdaki fantomları okla öldürmeye çalışabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi bakın burada bir fantom var. Hayalet fantomlardan. Hemen arkamdan geldi. Gördüğünüz gibi burada bir hayalet fantom var. Tamam, şöyle çıkalım. Şurası bonfire arkadaşlar ama o bonfire maalesef şey yapamıyoruz. İlk önce şöyle yapacağım. Şu yukarıda dikenleri kapatacağım. Evet, dikenler kapandı. Aşağıdaki fantomlara ne kadar zarar verebiliyoruz? Hiç. Yarar veremiyoruz yani resmen. Sıkıntımı şunu bir öldürelim. Cidden mi? Bak. Backstep demiyor bunlar. Çabuk iş, çabuk. 54, 54 öldüreceğiz yani. Dikkatli olmak lazım. Allah'tan kılıcımızda lightning damage var. O biraz bize yardımcı oluyor, yoksa hiç vuramıyoruz. Yani şu an vurduğumuz lightning damage'den kaynaklı hasar arkadaşlar. Bu arada o sandık da mimik. Şu sandıkta mimik. Değilmiş. Neyse. O sandıkta ne vardı bilmiyorum arkadaşlar. Paramparça ettiğimiz o sandık. Haberimiz olsun. Şimdi aşağı düştüğümüz yere geri geldik. Oradan aşağı düştüğümüz yere gelmek yerine bir şöyle gideceğim. Burası neydi onu hatırlayacağım. Oh, yok, buraya şimdi gelmeyeceğim. Tam burası full fantom kaynıyor. Daha sonradan buraya geleceğim. Şimdi aşağıda iki tane fantom var. Ben o fantomları gözükmeden şöyle bir aşağı atacağım. Çünkü benim şurada bir onu açmam lazımdı. Düşme güzel. Oh. Bakın karşı kapı açıldı. Karşı kapı benim bonfire'ım. Şimdi kafam lazım. Bonfire'ımı açtım. Ta en başa kadar gitmeyeceğim. O yüzden şöyle bir yerlendireyim. Şuradan alacağım. Aldım. Karşıda şu lanet şey öldürdüm. Evet.
Evet, şimdi bu pantolonla tekrar bir görüşeceğiz mecburen. Şöyle. Biraz zaman alacak ama sıkıntı yok, yapacak bir şey yok. Hadi vur. Ya vursana arkadaşım. Şimdi şöyle canımızı kuruyalım, aşağısı biraz sıkıntı. Böyle 6-7 tane fantom var aşağıda. Ve hepsi de gelecek bakalım. Şimdi şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Bunların bedenlerini yok edip gördüğünüz gibi arka taraftakileri tekrar döneceğim. Böyle bir doluyu boş yaparak kaç top ay bu da varmış, neyse. Sıkıntımız sıkıntı değil. Gel takip edin. Aferin. Şu köşede kaldım yok, bir tek bu kalmış. Bu da böyle. Hı-hı. Şimdi. Bir de aşağı düşmüş sanırım. Evet. Şimdi gidelim itemimizi alalım. Eternal Sanctum Key. Bu baştaki, en baştaki kapı. Hatırlarsanız oraya açacağız demiştik. Oranın anahtarı arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bu aşağıdaki arkadaşı da artık öldürebilir durumdayız. Şu sandığımızı açalım. Blood Bartwing. Çok saçma bir şey yaptı. Durdu. Ne oldu artık? Backstep diyor. Laps. Evet, çok 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 saçma bir şey ama artık. Şunu da açalım.
son olur. Bakın. Bildiğiniz bulmaca gibi ya. Şu fark yok yani. Ya buraya oksuz gelmeyeceksiniz kısacası. Bunun özeti bu arkadaşlar. Şuradan görüyoruz mu? Yok. Aşağı bakacağız orada. Tekrar yukarı çıkıyoruz şimdi. Şimdi bir de şuradan ince görüyoruz onu. Evet. Ve burada alabiliriz. The Nail diye bir büyü arkadaşlar. Burada bir gizli kapı var mıydı? Yoktu. Evet. Artık buradan da çıkabiliriz. Şimdi burayla da işimiz bitti aslında. Şu aşağıya devam edebiliriz. Etmeyeceğiz. Nereye gidecektik? Şöyle. Şöyle yapacağım. Ha, burası aşağı düştüğümüz yer. Oraya da gideceğiz. Şöyle yapalım bakayım önce. Şurada şimdi aşağı düşmeden devam edeceğiz. Bakın. Evet. Çok güzel bir şekilde. Şurada bu kapıyı çarpabiliriz. Gördüğünüz gibi. Buraya açıyor bu arkadaş. Evet. Yine daha fazla ilerlememiz gerekiyor. Boş koridor gibi devamı. Evet. Bu da içerideki başka bir kapı açıyor arkadaşlar. O yüzden açtık. Şimdi burada bir tane Rus çocuğu var. Bir backstep yaptık bunu. Daha fazla zehirlenmeden. Zehir gitsin. Tek tek çağıracağım. Bunu da lastik backsta. Bir şey mi şurası? Bir zehirli şerefsizin çocuğu da şurada var. Şurada bir anahtar var. Buna bastığınız zaman çok fena şeyler oluyor. O yüzden aynı anahtardan burada bir yerde var. Şimdi ben bunlardan birini yönetti ya. Şu değil. Bu da değil. Bu puzzle'ın sonunda garip bir. Bu da değil ya. Bu da değildi. Evet. Tamam. Puzzle'ın sonu keyifli. Yani keyifli. Güzel değil. Keyifli. Nerede? Göstereyim size.
şu. Hops. Kaçırdık. Şu. Bakalım. Bakalım. Güçlü hata böyle. Skill hata şöyle. Dolaşıyor yani. Hoppa. Böyle bir arkadaş. Fantezi arayanlar değerlendirebilirler. Evet. Şimdi tekrar düşmemiz gerekiyor. Yardım aşağı bir düşelim. Evet. Burada bu şerisin çocuğu var. Ve bunlardan bir sürü var mı? Şimdi ben aşağı düşmeden önce temizleyebilirim. Burada temizleyeceğim. Sonra aşağı düşüp burayı temizleyeceğim arkadaşlar. Olabildiğince tam çözüm yapmaya çalışacağım çünkü. Aşağısı gıcık. Bunlardan bayağı var aşağıda. Evet, böyle tamam. Şimdi şunun yerine catch linki takacağım. Ve diyeceğim ki yolla. İnmişken burada şöyle havalı. Biliyorsunuz ben bu yaratıklara ve benzerlerinden nefret ederim. Bir de böyle zehir, asit masit. Ya ay, iğrenç ya. Yani gerçekten Frostwalk Bey bazen iğrençlik konusunda kendilerini aşıyorlar. Evet. Hala vıcır vıcır ediyor. Ha, şurada. Evet. Şimdi buradaki itemleri toparlayabiliriz. Bu neymiş? Ne diyor oğlum? Neyse. Life gem. Bomb. Dunk pie. Ha, bir şey var. Evet, burayı da böyle temizledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da mantıklı, elle tutulur bir item yok. Yani girmeseniz de olur mu? Ona siz karar verin. Buradaki item güzel diye hatırlıyorum ama. Flying Wings. Hatırlamıyorum ne olduğunu. Bakalım. Allah bilir hangisi. Düşük ekipmandayken yüksek bir fiziksel hasara sahip ediyor sizi. Değiş tokuş gibi yani. Şuradan da aşağı atladım. Ve tekrar aşağı düştüğüm yere geldim arkadaşlar. Tekrar düşeceğim aşağı. Zaten her tarafı temizlemiştim. Buraların içinden geçmiştim. Şimdi şuradan aşağı ineceğim. Şimdi biraz daha aşağı indiğimizde çok tanıdık bir dostla karşılaşacağız. Bu dostun adı bizim bu şeydeki Flame karakterimiz neydi ki? Yüzümü takayım ilk önce. Zaten kafasız bir tane şey var, hatırlayın, zehirli bölgedeki. Oradaki arkadaşlar Pyromancer karakterimiz. Neydi adını unuttum ya. Ama neyse.
Şimdi bize invite olacak o arkadaş. Bakın tam olarak burada bir yerde. Artık invite olması lazım. Fire, evet fire. Kesinlikle fire. Hadi. Jester, jester. Sayın Jester. Allah'tan kalkanım cidden. Ama Jester kalkan malkan dinlemiyor. Allah izin verirse Jester'ı da öldürüp zaten bu bölümü burada bitirmeyi planlıyorum. Allah izin verirse. Çünkü Jester'ı öldürmek o kadar da kolay değil arkadaşlar. Şuradan bir aşağı düştük. Gel. Evet. Sevgili Jester'a şunları poise değeri daha yüksek bir silahla saldırmayı tercih edeceğim. Canımı soru izleyelim. Jester gel. Sensin. Jester dur bakayım şu ruhumu bir adamla kardeşim. Kalkanımın çok güçlü olması bana büyük fayda sağlıyor açıkçası. Da kaçırmayaydım orada iyiydi. Ah be. Yapalım dedim. Daha onu yapma artık. Poison artık. Oğlum senin paramensi büyüklerin bitmiyor mu lan? Yapma bir Jester. Oğlum. Ben yaralıyım şu anda. Yani senin can doldurduğun şeyden ben yaralıyım şu an. Justin, ne yapacağız bu işi? Jester affı. Nereye gidiyorsun acaba ya? Bir gelsene.
bunlar son bölümleri. Jester ne oluyor da bize düşman oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Ki Jester bizim için iyi bir müttefikti ama nasıl bize düşman oluyor hiçbir fikrim yok. Evet. Burası boş değil de, değil mi ya? Buydu. Burası boş değil ama. Lan buradaki şeye de bonfire'da ulaşmak da taş istiyor arkadaşlar. Çok dikkatli olmak lazım. Hızlı koşuyor olmak lazım. Burada bir tane bonfire var. Oraya ulaştıktan sonra her şey daha rahat. Ama şu abilerin sizi görmeden oraya ulaşmamız lazım. Bakın. Abi sen bir geri dön, arkana. Aa, bu da geldi. Koşacağız. Anlamı sikip seni. Yaktıktan sonra sıkıntı yok lan. Ölebilirdi. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil o saatten sonra ölebilirim. Bunlar ejderha soyları oluşuyor arkadaşlar. Lightning damage bir silah. Bunlara çok iyi damage vuruyor. İki tane varmış. İki tane varmış. İç iç iç. Ne diyeyim, bonfire yaktığım için hiçbir sıkıntı yok. Şimdi. Sen bir dersene. Hadi. Gel. Gel bak sana söyle. Gel bir şey gel. Gel gel. Gel. Oha şu şey. Şöyle okla çekersin.
Şey yapalım. Oo, geliyor. Bir hamleni yap bakayım sen. Şimdi de dedim bu itemler çok var değil mi arkadaşlar? Burayı bitireceğiz. Sen de kötü falan olmuşsun, değil mi? Kötü falan Dragon Ball önemli bir item. Artık da seviyor olmamız için. Önemli bir item. Evet, toparlayalı bir itemleri. Orada bir tane kaldı. Yine kötü falan olmuş. 3 tane. Çok güzel. Bakıyoruz buralarda. Human efeci 3 tane. Evet, şurada bir tane daha tane. Diary 2 tane. Bizi yorum da diyorlarmışlar. Bu Great Hero 20 kaldı bir grup kendisi. Gel. Gel kapışak gel. Gideceğimiz yerde burası. Buradan devam edeceğiz. Ama buranın gizemi de, bu taşın gizemi de bir sonraki bölümde kalsın. Bonfire'a gidelim. Majula'ya gidelim. Sanırım level atlayamıyoruz. O yüzden ben ondan da alamıyoruz. No interest. See yourself. Sıkıntı yok.
herhalde atlarız. Bizim çıldırmasınlar. Bizim sinirimizde bozmasınlar. İstedikten sonra biz yaparız. We will pop. Bunlar vardı o zaman ne oluyor? Poise boss. Bunlar vardı o zaman. Tüneli işim yok. Aslında endurance ve kırk yapabiliriz. Tamam. Hayır, bir setleri ilk önce 70 yapalım. Yapabiliyorsak tabii. O ya setleri 70 yapana kadar büyük ihtimalle oyun bitiririz de. Çok daha vermemişim. Çıkmıyorlar diye atıyorum ben. Yani bir çıkıyorlarmış arkadaşlar. Sıkıntı. Şöyle yapalım. Tamam tamam, sahip ol. Valla sahip ol. Bak bir şey diyeceğim, sahip ol. Ya konuşalım, gel konuşalım. Gel sahip ol. Git buraya. Gelme. Allah'tan bu takip etmiyorlar. Şimdi yes, hatırlarsanız Dragonstone almıştık. Şimdi onu koyuyoruz. Ve şu köprüyü tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. İki tane stüdyo yükseltip o köprüyü tamamlıyoruz. Olay bu. Buradan direkt köprünün üzerine çıkıyoruz. Ama şurada bir item var, ben yanlış hatırlamıyorsam. İlk önce bir onu alalım. Drake Blood Great Sword. Bu şekilde bunu da almış olduk. Burada çıkarken arada bir yere atlıyor muyduk lan? Ulan ben bölümü bitirecektim, bölümü de bitirmedim ha. Neyse bir sonraki bonfire'ı biliyorum, bir sonraki bonfire yakın diye hatırlıyorum. Burası bizim oluşturduğumuz arkadaşlar şey, köprü. Şurada bir küçük şeyimiz daha var. Shortcut diyebileceğimiz bir yer var. Aa, burada bir yerde atlıyor muyduk? Burada bir yerde atlıyorduk ya. Ben ne satılıyorum? Bakın bu shortcut bizi nereye getirmiş? Hemen. Zaten bonfire sesini duyuyorsunuz. Bölüme girdiğimiz ilk bonfire'a getirdi. Burası o zaman. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir adam, bir adam bir şey yaptım ya. Çok net hatırlıyorum. Bura değil miydi acaba? Başka bir yer miydi? Ama bir yere atladığımı çok net hatırlıyorum. İmvecilik. Gelin mi? Bunu yukarıda kaldı ha emniyette ya. Buradan devam etmek istemiyorum. Tekrar bonfire'a çıkacağım. Emniyette de öldüm.
gelecek. Bu soru. Nerede bu? Bu değil. Şu muydu? Bakalım çakacak mı? Aşağı mı atladı? Nerede o? Nereye gitti oğlum bu? Aşağıda. Ne kalem oldu benim. Düştü kesin. Vazgeçti gitti. Neyse. Güzel arkadaşlar. Gidelim bonfire'ımıza bölümümüzü bitirelim. Ben yanıma falan gelirse backstep yapar ve dururum diye düşünüyorum. Çok koştu gitti adam. Oradan böyle yaptık. Şuradan aşağı indik. Tamam. Yukarıdan öyle. Tamam. O tarafa daha gideceğiz. Evet. Arkadaşlar. School of the First Sin. Dark Souls 2. Ya çok uzun ya. Sunken King. Crown of the Sunken King'in ikinci bölümünü de bitirmiş olduk. Bir sonraki bölümde hem opsiyonel bir bölümü geçireceğiz. Hem de belki de boss'a gideriz. Görüşmek üzere. Abone olun, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Hoşçakalın.